Sevda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hem kitabını yazdığı için, bu güzel kitabı bize okuttuğu için, Yıkılmadım Ayaktayım kitabını, hem de bize konuk olduğu için çok teşekkürler. Çünkü herkesin bir hikayesi var ve bu hikayenin içinde üreten insanlar mutlaka ki darbeler görüyor, acılar görüyor ve hayattaki doğru gülümseme ve doğru dik duruş acılardan geçen yolculukla oluyor. Hı hı. Bir türlü kitap var, saygı duyuyorum ama hep böyle lay lay lom. Ben hayatın lay lay lom kısmını çok seviyorum. Hı hı. Olmazsa olmaz. Kendimle dalga geçmesini çok seviyorum. Yaptığım hataları insanlarla paylaşıyorum ki siz yapmayın diyorum. Hı hı. Tecrübe olsun. Ve herkesin hayatta işte böyle sallandığı zamanlar oluyor. Ama işte eğer sabırlıysanız, şükür sahibiyseniz, inançlıysanız ve çalışmayı seviyorsanız, hı hı, ne oluyorsunuz? Kimse sizi yıkamıyor. Zaten ilk darbeyi gördüğünüz zaman ayakta kalıyorsanız artık ondan sonra bir şey olmuyor. Tabii ki bir kadın olarak sadece Türkiye'de değil, dünyada ayakta kalabilmek, başarılı olabilmek hiç kolay değil. Hı hı. Son 15 yılda biz tabii ki bayağı bir yol aldık ülke olarak ama dünyanın geneline baktığınızda kadın kimliği hep 5-0 yenik başlıyor hayata. Maalesef öyle. Kadın olduğundan dolayı bu ailesel faktörler, çevresel faktörler, ailede yıkabildikleriniz var, aşabildikleriniz, aşamadıklarınız, aileyi aşsanız çevreyi aşamıyorsunuz, efendim çevreyi aşsanız İşe giriyorsunuz, sektörde mutlaka, hı hı, hatta hani ben burada pozitif ayrımcılık yapamayacağım, kitapta da öyle bir bölüm var. Yani cidden bu kadının kadına yaptığı, yani ben bütün kadınları aynı kefeye koymuyorum. Tabii. Ama bakıyorsunuz iş hayatına girdiğimden beri kadınlarla daha çok mücadele etmişim. Evet. Maalesef bu böyle. Bunu ben de söyleyebilirim. Evet, yani burada hemcinslerimizi biz suçlamıyoruz ama kadının genel karakteristik yapısında eğer kişisel başarınız ve gelişiminiz yoksa, kendinizi güzel işlememişseniz, birileri sizden fazla çalışıyorsa kıskançlık bizim genlerimizde var. Hı hı. Yani bu her konuda. Ama tabii ki kıskanalım. Mesela ben başarılı insanları kıskanıp onların hayatlarından ders alıp kendi modelimi oluşturmayı tercih ettim. Tabii modelleme yaptınız orada. Tabii modelleme. Orada. Mesela hep diyorum model alın, model çalmayın. Rol model alın, rol çalmayın. O çok kötü. Tabii ki. Yani ben bu yüzden Yıkılmadım Ayaktayım'ı artık hani böyle bir sürü badireler atlattık, ettik. Çok severek yazdım. Güzel de oldu. Belki de orada hani kitabın başında Allah kimseye yaşatmasın, Allah beterinden saklasın. Çok da büyük bir acı yaşadık. O acıdan sonra hayatın anlamı zaten farklıydı ama daha da bir değişiyor. İnsanın çok sevdiği bir insanı aniden kaybetmesi, hani diyorum ya en acı gülümsememi bir hastanenin yoğun bakımında bıraktım. Ablamın gözlerinde, kız kardeşimin ben gözlerinde de bıraktım. Evet, maalesef. Ve gerçekten sanki beni hissediyor gibi, hı hı, gülümsedim, ağlamadım hisseder gibi. Kulağına eğilip merak etme ben her şeyi halledeceğim buradayım dedim ve 7. günü toprağa verdik. Şimdi onda bile Cenab-ı Allah size iman sahibisiniz, şükür, hı hı, sahibisiniz. Bu bütün dinler için geçerli. Aslında ateist bir insan için de hayatı anlamak adına da biz Allah'a inanıyoruz. Hı hı. Hangi inanışta olursanız olun, sen hiçbir şeye inanmıyorsan doğanın dengesi diyerek buna rıza göstereceksin. Allah ölüm acısı bile verdiğinde gülümseyebiliyorsunuz. Ve ben insanlara şunu söylüyorum. Bu hayat sizin. Tabii ki her ilişkide, her işte sancı vardır. Her doğum sancılıdır. Ama hayatın tamamına yaymayın problemlerinizi. Yani ben sizinle bir problem yaşadımsa bunu bütün hayatıma yaymıyorum. Üzülmüyor muyum? Üzülüyorum. Ama dengeyi, hı hı, elimde tutuyorum. Siz dik durursanız, formülümüz de şu, kırıl, hı hı, değiş, güçlen, evet, umursama ve gülümse. Kitabınızda bunu yazıyorsunuz. Aynen. Birkaç kere hatta. Yani kimse kusura bakmasın, öyle yok böyle yapacaksın, doğaya mesajlar yollayacaksın, kuşlar, çiçekler falan, tabii onlar da lazım ama eğer kırılmamışsanız, hı hı, o sizi pozitif bir değişime uğratmamışsa güçlenemezsiniz. Sabırsızsanız olmaz. Sabırlı insan
vazgeçmeyi öğrenen insandır. Hı hı. Vazgeçmeye başladığınızda güçlenirsiniz. Güçlendiğinizde ise artık umursamazsınız ve gülümsersiniz. Hani 20 sene önce daha zayıftık, 25 sene önce böyle güçlü bir değildik. Çünkü hayat tecrübemiz ve yaşanmışlıklarımız yoktu. Yaşanmışlıklara karşı duruş sergilememiştik. Ve ne yapıyor? Taktığımız olaylara bakıyorsunuz 20 sene sonra. Diyorsunuz ki aman falan, boş vermiş. Boş vermişlik değil. Aslında güçleniyorsunuz ve umursamıyorsunuz. Biz bunları yaşamışız. Yaşadıklarımızı anlatıyoruz ki, hani bir söz var, başkalarının tecrübelerinden ders alın ki siz daha çabuk ilerleyin. Amacımız ama bu. Bir şey söyleyeceğim. Kitabınızda duyguları çok güzel yansıtmışsınız. Yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz, evet. Ama ben ablanızla ilgili olayı okurken ağlamaya başladım. Çünkü benim de ablayla ilgili öyle bir yaşanmışlığım var. Ben 50 günde kaybettim ablayı. Anne hayattaydı. Ve anne, sizin yazdığınız her şeyi sanki ben anlatıyormuşum. Benden bir şeymiş gibi okudum. Ve o kelimelerin her birinin içinde duyguyu o kadar güzel yansıtmışsınız ki ben uzun süredir ağlamamıştım. Hatta şimdi bile siz anlatırken gözlerim doldu. Oturdum ağladım. Hatta bu kitap böyle beni ağlatacak mı dedim. Sonra baktım ki kitap bitince güldürdü, düşündürdü. Hepsi var. Çok güzel bir kitap. Çünkü hayat böyle. Kitabın sonunda da o cümle var ya, su soğuktur ama içine girince alışıyor insan. Sonra gülümsüyor hayata ve kendine yapılanlara. Evet. İşte hayat da böyle. Cenab-ı Allah dört mevsimi yaratmış. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ve hepsini bizi alıştırıyor. Yani o mekanizma o kadar güzel yaratılmış ki, ve hayat da böyle. İçinde ilkbahar var, yaz var, kış var, o var, bu var. Düşünsenize, hep mutlu olmak da güzel bir şey değil. Yani hep tatlı yediğinizi düşünün. Olmuyor. Dün değil evvelsi gün bir röportajdaydık. Kızcağızı, genç bir şey, bir şey söyleyecek. İkisi, onunla şeker var mı, bununla şeker var mı dedim ki, az şeker hastası mısın? Hayır. Şekeri hayatımdan tamamen çıkarttım. Niye dedim? Niye şekeri hayatından tamamen çıkartıyorsun? Şekeri hayatında orantılı olarak kullan. Evet. Doğru dedi. Dedim yani vücudun şekere de ihtiyacı var. Yani sen iradeni tutabiliyorsan, dengeyi sağlayabiliyorsan, senin aldığın şekerin sana kilo yapması mümkün değil. Hasta mısın? Hayır hani. Allah. Şeker hastaları bile kaçamak yapıyor. Tabii canım. Doktorlar şeker hastalarına o kaçamakları yapacaklarını bildikleri için ona göre ilaç ve doz yazıyorlar. Adamın tipine bakıyor, bu teyze kesin diyor, yer. Yer, ona diyor ki sen diyor kün de diyor işte 100 miligram iç. Çünkü benim annem de şeker hastası, yapıyor. Bazen kaçırıyor, gittim bir gün anne dedim ne oldu? Şey dedi, baktım reçel yemişin dedim. Yok dedi, reçeli yaptım dedi. Ne yaptın? Tencerenin dibini sıyırdım dedi. Daha beter dedim. Bütün şey çok dedi. Güzel. Diyor ki annem de benim çok komiktir yani gerçekten. Diyor ki yok ben yemedim oradan diyor. Tencerenin dibini sıyırdım. Hani adettir ya. Evet evet. Tencere dibi çok tatlıdır ama bütün şeker de orada. Kadın kovaya girmiş. Şimdi onlar bile bunu yapıyor. Hayatta hiçbir şeyden kendinizi mahrum etmeyin. Gezin, tozun, eğlenin. Mutlaka müzik dinleyin. Ama tek şeyi dinlemeyin. Geçen bir danışan geldi bana, hep arabesk dinliyorum dedi. Hayır dedim, farklı müzikler de dinleyin. Tabii. Mesela çok kafanız karışık olduğu zaman ve duygusal olduğu zaman yabancı müzik dinleyin. Sözlerini anlamayın. Çünkü maşallah bizim şarkılarımız jilet yani, doğru geldi. Doğru. Bazı şarkılar. Yani, daha da hüzüne gidiyorsunuz, götürüyor. Sözlerine bile dikkat edin. Bazen de ben mesela ağlayamam, çok içim şişer böyle. Özellikle geçen akşam oldu mesela, ablamın çok sevdiği şarkıyı koyup ben de ağladım biraz. Çünkü hayat sizi ne hale getiriyor? Ağlamanız gereken yerde ağlayamadığınız, tuttuğunuz için sonra tıkanıyorsunuz. Ama ağlamak da bir çözülmedir, tabii, rahatlamadır. Tabii. Sadece dozunu ayarlayacaksınız. Yani duyguları niye güzel anladınız? Ben takipçilerim bilir. Ben ekranda neysem normal hayatta da oyum. Sokakta rastladıklarında da oyum. Konferansa gittiğimde de oyum. O yüzden konuşma dilimle yazıyorum. Evet. Şundan çok mutluyum. Herkes diyor ki sanki Sevda Türk'ü bize bunu konuşarak anlatıyor kitabı okurken. Evet, ben de öyle hissettim. Yani o kadar böyle karşımda birisi var, o anlatıyor.
ben de dinliyorum gibi okudum. Böyle çok da akıcı oluyor o şekilde, evet, olduğu zaman. Çok rahat okunuyor. Hem ders gibi çalışıyorsunuz, evet, hem de güzel akıyor. Peki unutma, eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun diyorsunuz. Evet, güzel. Bu beni çok ilgilendirdi, çok etkiledi. Bunu söylerken değişimden de bahsediyorsunuz. Tabii. Şimdi bazı insanlar mevki ve makam için eğiliyorlar. İstediklerini kısa bir süre için elde ediyorlar. Hı hı. Ama siz birilerine eğilirseniz, birileri de sizin üzerinize çıkar, sizi kullanır. Ama dik durursanız, evet, diklenmeyeceksiniz ama. Hı hı. Orada da yazıyorum. Dik duracaksınız, hı hı, diklenmeyeceksiniz. Dik durursanız siz olduğunuz gibi kabul ederler ve siz insanlar etrafınızda toplanır. Şimdi ben bir ortama gittiğim zaman, şimdi bir arkadaş çevrem var. Ben varsam, Sevda, ya kardeşim diyorum. Geçen bir arkadaşlar yemeğe, bir grubumuz var. Gittiler. Ben de bir şey paylaşım falan yapmadılar. Ben gidememiştim. Hı hı. Aradım, dedim ki ya, dedim, gitmediniz mi dedim. Çocuk da vardı. Ciddiyse çocuğu da görmedim. Ya Sevda, sen yoksun ya, enerji yoktu dedi. Yedik kalktık. Bakar mısın? Şimdi bak, çok önemli bu. Tabii. Şimdi ben mükemmel bir insan mıyım? Hayır. Benim 24 saatim var. Sizin 24, hı hı, saatiniz var. Başarılı insanların 48 saati veya 72 saati yok bir günde. Evet. Herkesin günü 24 saat. Hı hı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsanız, hayata nasıl bakıyorsanız öyle. Bakın, ben bu gece uykum kaçtı, sabaha kadar uyumadım. Bak, şu an sıfır uykuyla'yım. Gerçekten. Evet, kaçtı uykum. Bir gece önce çok uyudum ya, 7 saat. Hani az uyuyan az yaşar böyle. Evet, var evet, ya. Evet. Ben cidden 4-5 saatle yaşayan bir insanım. Bir gece önce de 7,5 saat uyudum. Hmm. Onu uyudum ya şimdi. Dün gece de uykum kaçtı sabaha kadar. Şimdi bu bir hayata bakış açısı. Ben buraya nasıl geleceğim? Hı hı. Ne yapacağım falan. Ama niye ben buraya geldiğimde şuna bakarım. En azından yeni insanlarla tanışacağım. Hı hı hı. Ekranlarının başındaki insanlar beni tanıyacak. Güzel bir şey yapacağız. Ürettiğimiz bir şeyi burada anlatacağız. Evet. Belki de bir insanın hayata bakış açısını değerlendireceğiz. Hı hı. Şimdi ne yapabilirdim? Bundan sonra evime gidip yatabilirdim. Hı. Hayır, buradan sonra bir arkadaşıma gideceğim. Arkadaşımla bir işi var. Onunla birlikte onu halledeceğiz. Akşamına da bilmiyorum. Artık trafik var zaten. Neresi olursa. Şimdi hayata nasıl bakıyorsanız hayatınız öyle şekilleniyor. Doğru. Kimse sızlanmasın vallahi, kusura bakmasın. Üretin ya, üretin. Hiçbir şey yapamıyorsanız, hı hı, gidin çocuk esirgeme kurumunda 2 tane çocuğun kafasını okşayın. Yaşlılar yurduna gidin, yaşlılarla sohbet edin. Kimse sizden para pul istemiyor. Hı hı. Ama kişisel başarı dediğiniz şey sadece okul bitirmekle değil. Hı hı. Diploma ile adam olunmuyor, diploma lazım. Ama sosyal zeka, duygusal zeka, bunlar olmazsa, doğru, bunların ikisi olmazsa sizin diplomanız diplomadır. Ketum biri olur, çıkarsınız hayatta. Olmayın, gülümseyin. Hı. Bunu söylüyorsunuz zaten, evet, sürekli gülümseyin. Tabii, diyorsunuz. Hayata gülümseyin, kalkın aynaya, kendinize gülümseyin. Ben kedilerle işte şimdi, hı-hı, geleceksiniz. Yani kedilerle, evet, konuşuyorum, onlara gülümsüyorum. Geçen bir arkadaş dedi, sen sokakta biri sana bir şey yapsa mahallenin kedileri hani bodyguard gibi. Niye? Onlarla sadece yemek vermiyorum. Hı hı. Sabahları günaydın diyorum. Ben de. Evet, ne güzel. Hayvanlar sizi tanıyorlar. Evet. Ben sokağa giriyorum. Dün arabamı park ettim. Benim kapıda yemek yiyen sokak kedileri oradaydı. Bir kadıncağız geçiyordu. Bunlara böyle, ne işiniz var burada sizin dedim. Beni gördüler hemen, mi? Hadi gelin dedim, eve gidiyoruz dedim. Bunlar benim peşimden geliyorlar. Kadın dedi ki, ne kadar güzel. Dedim ki, kime iyilik yaparsanız, hı hı, peşinizden gelir dedim. Evet. Çok güzel, yani, çok güzel. Bu hayvan olsun, insan olsun. İnsanların hayatına dokunmanız lazım. Doğru. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Bir sabah uyandım. Harika bir gün, nasıl mutluyum biliyor musunuz? Herkese günaydın demek istiyorum. Evde 2 tane kedim var, onlara günaydın dedim. Evden çıktım, günaydın diyeceğim ama yanlış anlaşılacağım. Tanımadığım insanlarla karşılaştım. Sonra baktım, bir sürü kedi var bizim sokakta. Sokak kedilere günaydın dedim. Nasılsınız, bir isteğiniz var mı falan diye sordum. Onlar bana kendi dilleriyle cevap verdiler. O kadar mutlu oldum ki, sizi çok iyi anlıyorum şu anda. Ya bir gün ben ne çok yaptım, mutluluk veren şeyler bunlar. Telefonda paket alıyorsunuz ya, evet, mesaj geldi. İşte direkt mesaj artık kullanılmıyor ya, WhatsApp, hı-hı, diye bir şey, hı-hı, var. İşte mesaj şeyiniz 2000'dir fakat kullanmadığınız 1980 mi de?
Ben de yazı yazdım, toplu mesaj. Saygıdeğer arkadaşlar, biraz önce operatörden mesaj geldi. 1850 adet harcanmamış, kullanılmamış mesajım varmış. Eğer kullanmazsam bunun bedeli komple operatöre gidecek. Ben de kullanmak adına hepinize sizi sevdiğimi söylemek için çok güzel, harika. Toplu mesaj çektim. Çok güzel. Telefonum bir çalmıyor ya dedim. Bu nasıl bir şey dedi. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Bir gülümseyin dedim. Çok ama güzel. Bütün rehbere bunu çektim. Nasıl olsa gidecek. Tabii. Çöpe gideceğine dedim. 2-3 tane insanın gülümseme sebebi oluyor. Bir telefon çalmaya başladı. Ya dedi, vallahi dedi, moralim bozuktu. Mesajı gördüm dedi. Gülümsedim. Şu oldu, bu oldu. Mutlu hayat, ettiniz işte yani, onları. Ya böyle biraz şey, biraz da şey, kendi aşmış insanlar matrak oluyorlar biraz. Hı hı hı. Ya ben mesela çok sert siyasi yorumlar yapardım. 1,5 yıl evveline kadar, artık yapmıyorum. O zaman hı hı. O gerekliydi. Şimdi bıraktım. Mesela orada görenler beni normal hayatta görünce şaşırırlardı. Ya bu kadar komik mi olur bir insan? Bakın orada o olması gerekiyor. Evet. Burada bu olması gerekiyor. Kitabı yazmışız. Zaten renkli olursanız hı-hı. Hayatta rengarenk olur. Hayatta bir tuval gibi düşünün. Hı-hı. Siz onu boyayacaksınız. Kendinizi evet. Nereye koyuyorsanız. Ha tabii fedakar olun da kendinizi feda etmeyin. Sıkıntı bu. Bir de en büyük beklenti kendinizden. Bizde şu var, biri gelip bizi mutlu etsin. Ay keşke öyle bir dünya olsa, yok. Herkes kendi mutluluğu için sana geliyorsa geliyor. Doğru. Ayrı bir konu. Sen önce kendinle mutlu olmayı öğren. Kendinle barışık ol. Dışarıdan gelen mutluluk sana artı mutluluk versin. Hı hı. O mutluluk senden gittiği zaman da sen üzülürsün ama elinde bir mutluluk sermayen var ya, kendini hemen toparlarsın. Ama sen bütün mutluluğunu şimdi sevgiliye bağlıyorlar ya, sevgiliye, karıya, kocaya bağlarsa tabii ki üzüleceksin. Ben öyle diyorum yani, ne var, ağlarım zırlarım aşarım. Tabii ki. Ben de öyle, aynı fikirdeyim. Ağlarım zırlarım aşarım ama ne yaparım, hastanelik olmam. Kendimi atın beni denizlere falan olayı olmaz. Ama aşarım, içimde öğütürüm ve hani o süreci kolay atlatırım. Çünkü kendimle mutlu olabilen bir insanım. Her şey önemli ya. Olan bu. Yani tabii, ama kendinizle mutlu olmak için önce kendinizi sevmeniz gerekiyor. Ya tabii bencilce olmadan ben kendimi evet. Severim. Hı-hı. Bir arkadaşım var şey yapar böyle de. Ben böyle güzelim diyor. Ya ben güzel buluyorum kendimi. Yani hı-hı. Kimine göre güzellik göreceli bir kavram. Gönül kimi severse güzel hı-hı. Odur. Hı-hı. Ama ben insan olarak baktığımda Allah'a şükrediyorum. Kendimi hı-hı. Güzel görüyorum. Halbuki baktığında başkasına göre bana gıcık olabilir. Ha ben güzel görüyorum. O başkasının yani. Fikri, sizin i̇yi, fikriniz iyi önemli. İyi yönlerime bakıyorum. Tabii. Kötü yönlerim de vardır benim. Negatif yönlerim de vardır ama iyi yönlerim daha ağır basıyor. En önemli özelliklere ailem beni, Allah razı olsun. Yani dürüst olmuşum, yalan söylemiyorum. Hı hı. Ona adam satmıyorum. Ama ben de insanım, benim de eksiklerim var. Ha bir de şey var, bu kitapları falan yazıyoruz ya. Bizi şey böyle, sen öfkelenemezsin. Tabii. Sen sinirlenemezsin. Çünkü siz insan değilsiniz. Çünkü ben insan değilim. Çünkü yani ben sadece sinirimi kontrollü bir şekilde tabii. Sinirleniyorum. Hı-hı. Tabii ki sinirleneceğim. Hayır, ben herkese anlayışlı olmak zorundayım. Yok hı-hı. Öyle bir dünya. Vallahi bir yere kadar anlayış. Ondan sonra sessizce var ya Ahmet Kaya'nın şarkı. Su gibi akar gider. Parmaklarım üzerinden evet. Su gibi akar gider. Hı-hı. Denge. Denge. Bir de mutluluk için güzel bir şey söylüyorsunuz siz. Her yer karanlıkken içindeki aydınlığa gülümsemektir mutluluk diyorsunuz. Aynen, aynen. Ben Allah'a şükür fakirlik çekmedim. Ailemden kaynaklanan ama ailem olmasa eşimden ayrıldığımda bildiğin bir fakirdim yani. Anlatıyorsunuz, evet. Kaymakamlıktan şey alan, belediyeden evet. Yardım almam gerekirdi. Ailem olmasa, hı hı. Yani o günkü kariyerimin başı ve aldığım parayla bir çocukla cidden yani ben bildiğin fakirdim. Hı hı. Ama ailem olduğu için ben fakirlik yaşamadım. Ailem olmasına rağmen kendim bir şeyler yapmak istediğim için sıkıntı çektim. Hı hı. Ama hiç boşa düşmedim. Niye? Paramı da kontrollü harcadım. Arzu ve isteklerimi kontrol ettim. Bir kadın olarak o zamanlar, daha en genç zamanlarımda bazı istediklerimi
farklı şeylerle de elde edebilirdim. Yani evet. Yapabilirdim. Bunu tercih etmedim. Çalışmayı tercih ettim. Zor oldu ama Cenab-ı Allah yolunuzu açıyor. Hiç kimsenin yerinde gözüm olmadı. Ben buradan herkese söylüyorum. Ben hep çalıştım. Birdenbire dedi ki ya seni İngilizce bilmeden ben pazarlama müdürü yaptılar beni. Ben İngilizce bilmiyorum. İşi çok iyi biliyorsun dedi. Hı hı. Sonra ben genel müdür oldum. Ve bana patronum hala şunu der. Son 15 yıldır çalıştığım ve 30 yıldır tanıyan paranın bozmayacağı insan, çünkü çok varlıklı insan bunlar, paraları çok olduğu için paranın bozmayacağı insan sayısı çok azdır. Sen de bunlardan birisin. Şimdi bak, olduğunuz makamda çok ciddiyim. Yani ben genel müdür olduğumda kirada oturuyordum. Hı hı. Benim amacım çok güzel bir maaş, yani düşünsenize. Tabii. Araba verdiler falan filan. Yani genel müdür yaptılar beni yani. Bana dediler, bu çok önemli. Evet, yaptılar. Genel müdür ol. Allah Allah dedim yani. Ben kendine inanamıyorsun sen. Çünkü sen çalışmaya ve başarıya odaklanmışsın. Hı hı. Kimseyle de yarışmadığın için zaferlerin en büyüğü kendini yenmektir. Bana geldiğinde ben böyle Allah Allah dedim yani. Genel müdür falan yaparsın diyor. Çünkü sen kendini gözlemlemiyorsun. Tecrübeli insanlar senin bunu yapacağını artık biliyor. Hı hı. O kıvama gelmişsin. Yani düşünün, bir makamdasınız. Ayda milyonlarca liralık alım yapıyorsunuz. Bir Allah'ın kulu, 30 yıldır sektördeyim, şu kadına da şunu verdik diyemez. Hı hı. Diyemezler. Ama bazıları yapıyor. Yani evet. Bana hediye gelir. Bakın, hediye gelir. Tabii ki çok alım yaptığımız için güzel hediyeler gelir. Çikolata falan geldi mi personele dağıtırdım. Ama bir hediye geldiği zaman direkt patronuma götürür. Bu bana hediye geldi derdim. Sana geldi derdi. Ama sizin işinizi yaptığım için helal olsun, helal edin derdim. Helal olsun, güle güle kullan derdi. Ne güzel. Yani buna bile dikkat ederdim. Düşünün, o paraların içinde siz var. Prim alanlar, şunu alanlar, şunu yapanlar. Bana hiç kimse diyemez. Güvenilirlik çok önemli. Bakın, her ilişkide, aşk ilişkisinde de bu böyle. Hı hı. İstediğiniz kadar sevin, bir insana güveniniz bitmişse o ilişki bitiyor. Hı hı. Ya da ilişkiyi bitiremiyorsanız, mecburiyetleriniz varsa ki böyle aile, ben aynı zamanda biliyorsunuz kadın aile çocuk üzerine yazıyorum, ilişkiler üzerine. Yani bitiremiyorsa o ilişkinin tadı kaçtığı gibi bir eziyet haline geliyor. Düşünsenize, sürekli kontrol etmekte olduğum bir insan. Hani bana soruyorlar, senin bir ilişkin olsa, ben güvenimin ama yakalayana kadar güvenirim. Hı hı. Yakaladığım anda da ben bitiririm o ilişkiyi. Ama bu ben. Siz bana bakmayın. Tabii. Herkesin şartları farklı. Ezbere yaşanmamalı. Güven çok önemli. İnanın, istediğiniz kadar sevin. Bir ilişkiyi başlatan unsur güzellik, sevgi. Yani yakışıklılık, güzellik ilişkiyi başlatıcı unsurdur. Hı hı. Ama sürükleyici unsur güven. Sevgi, saygı ve değer vermek. Ben insanlara sürpriz yapmayı severim. Arkadaşlarıma da severim. Yani sevdiğim insanlara durup dururken yani pat diye bir şey yapmayı severim. İlişkilerde de sürpriz önemli değil mi? Evet, tabii. Hı-hı. Bak mesela, ben ilişkiler konusunda şunu söylüyorum. Her ilişkide problem olmalı. Çünkü problem olmayan yerde bir problem vardır. Evet. Eğer o problemi aşabiliyorsanız güzel, ama problem sürekli sürüyorsa onda bir sıkıntı var. Yani süreçte, hani böyle hemen 3 gün değil. Hele ki ilişki yeni başlamışsa çatışmalar çok normaldir. Ama baktınız bir yerde ilişki gitmiyor. Bu adamla olmayacak veya bu kadınla olmayacak diyorsanız, yani bazen bir insanın yokluğu varlığından daha az zarar verir. Tek öyle. Derdiniz vardır. Ayrıldım. Seviyordum ama ne yapayım falan. Öbür türlü her gün yeni bir problem. Her gün yeni bir problem. Her gün yeni bir üzüntü. Yani bu da yürek, evet. Kardeşim şişiyor. Hani doğru. Bir süre tanıyacaksın. Ama yani kadın erkek eğer karşılıklı fedakarlık yapma noktasına gelmişse kavga edersin baştan. Hı hı. Çok normaldir. Seviyorum öyle ilişkileri ben. Önce bir böyle çok güzel başlar. Öyle. Karnında kelebekler uçuşur falan. Hı hı. Ama kelebeklerin ömrü 24 saattir. Hı hı. O duygular da böyle. Kısa süre sonra gider. Sonra bir çatışma olması lazım. Bakın, hı hı. Bu böyle. Vücuda bir antibiyotik verdiğinizde hemen iyileştirmiyor ki. Önce size
bir sarsıyor. Önce bir çatışacaksınız saygı, sevgi ve seviyeli bir şekilde. O diyorum güzel. Demek ki daha ilişkinin başından bir kavga ediliyor. Sonra ne kadar sürdü ve ne noktaya geldiniz? Eğer kırılma noktasında iki taraf fedakarlık yapmaya başlıyorsa tamam, o ilişki artık yoluna girecek demektir. Doğru, güzel. O yüzden kırılma noktasındaki fedakarlık tek tarafa bırakılırsa, o tek tarafta akıllıysa, güçlüyse o ilişkiyi bitirir. Peki madem ilişkilere geldik, evet, ilişkilerde kadınlara tavsiyeniz var mı? Valla şimdi şöyle, kadınlar tabii her ilişkide evlenmeden kimse birbirini tanıyamaz. Hı hı. İstedikleri kadar sevgili olsunlar, istedikleri kadar nişanlı olsunlar. Birlikte yaşasalar? Yaşasa mümkün değil, ben evlilik yaşadım. Evlilik farklı bir müessese. Çünkü böyleyken ayrılmak çok kolay. Hı. Bak, böyleyken ayrılmak çok kolay. Ama evliyken riskleriniz daha fazla. Sorumluluklarınız, şimdi benim hayatımda bir insan olsa ben bunu ancak bir iki yakın arkadaşıma söylerim. Hı hı. Ama evlensem, çoluğum, çocuğum, annem, babam, danım, o bu, etrafı, bir de biz tanınmış medya, basın, tabii, herkes. Tabii. Açıklama yapmak zorunda olacağınız o kadar çok insan var ki, hadi el alemi geçin. Bir kere önce yakın çevre, yani hı hı, aile var. Ama hayatımda bir insan var diyelim ve ben bunu belli bir şeyde tutuyorum, çemberde. Bittiyse bitti yani. Kendi kendime üzülürüm, aşarım. Ha bir de evliyken el alem de sizin ilişkinize karışmaya kalkıyor. Bir de onları dinleyeceksiniz. Tabii. Dinlememek için anlatmıyorsunuz bazen. Hı hı. Biz severiz çünkü herkese akıl vermeyi. Tabii. Akıl vermeyi çok severiz. Yani kendi ilişkileri çok düzgün herkese. Hı 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 hı. Ama çok doğru. Yani terzi kendi söküğünü dikemez ama başkasına, evet, çok güzel gece kıyafeti diker, tuvalet diker. O yüzden ben evlilikleri asla uzatmayın diyorum. Yani 6 ay içinde, yani yaşı, maddi durum ayrıdır. Yani adam sana ciddi olduğunu veya kadın sana ciddi olduğunu söylemiyorsa, hadi 2 ay geçti, 3 ay geçti ama şartlara göre eğer 6 ay, hadi bilemedin 9 ay sonunda bu iş evlilikle neticelenmiyorsa, maddi şeyler yoksa, evet, uzatmaya gerek yok. Hı hı. Neyi tanımaya çalışıyor? Yani bir ilişki 6 ayda, en geç 9 ayda sonuca ulaşmalı diyorsunuz. Tabii. Olumlu ya da olumsuz. Ben kendim için bu kadar şey yazmışım. Bunu ben 3 ayda anlarım. Ama karşımdaki bunu anlamıyorsa ona da o 6 ya da 9 ayı veririm. Hı hı. Yani vermem lazım. Adaletsiz olur. Tabii. Baktım anlamıyor kendisi. Kibarca. El sıkışırsınız. Canım. Tanıştığımızda memnun olacağım. Evet. Yani. Yol açık olsun. Yani sürüncemede bırakmaya gerek. Kimse kimsenin hayatından çalmasın. Hı hı. Bak, çalmasın. Güzel. Hayat dediğin şey çok uzun gibi gözüküyor. Ama bakın, insanlar 80 sene yaşamış ölüyorlar. Hı. 85 sene yaşamış ölüyorlar. Biz de daha kaç sene yaşayacağımız belli değil. Hı hı. Neyin hesabını yapıyorsun? Peki, size bir soru. Hikayenizi ne zaman yazdınız? Hani herkesin bir hikayesi vardır ya, hep de şöyle denir, dibe vurursun, evet, o an bir hikaye yazarsın, sonra onu yaşarsın derler. Aslında siz ben, ne yaptınız? Ben, bunlar benim hikayemin bir parçası. Asıl hikayemi ben yazmaya başladım ama roman o. Hmm. Kimse bilmiyor. Kimse de okumadı daha. Onu ne zaman çıkarırım bilmiyorum. Asıl hikayem o benim. Hmm. Bunlar benim hikayemin bir parçası. Hayatımın kesitleri. Hmm. Mücadelemin bir parçası. Ama gerçek history, hikaye farklıdır. O çocukluğunuzdan başlar. Evet, evet. Çok daha detay duygular vardır. Peki o bugünü hayal etmiş miydiniz çocukluğunuzda? Ben hep çok küçükken spiker olmak isterdim. Hı, evet. Bizim televizyonumuz o zaman siyah beyaz yeni çıkmış. Küçüktüm, hı hı, herhalde 5 yaşında falan. Sehpamız vardı böyle ince ayaklı. Ben elime kağıt alır, sehpaya oturur. Böyle elimde kağıtları spikerler, evet, sonunda haber spikerleri. Hep öyle bir, onu bak şu anda da gözümde canlanıyor. Kitapta da yazmışsınız. Evet, hep onu isterdim. Sonra işte okuldu, şuydu buydu falan. Ama ben hep şeyimdir, mesela inançlı bir aileden geldiğim için ben hala öyleyim. Arkadaşlarıma da derim ya dün bir şey hanıma diyorum ki, işte çocuk olur mu olmaz mı? Kendisi tüp bebek uzmanı. Olur olur merak etme diyorum. Tüp bebek uzmanı.
geliyor. Dedim ki, dedi ki, bendeki de dedim egoya bakar mısın, özgüvene dedim. Olur olur. Diyor ki yok diyor. Hani dedim hayır şöyle. Ben şeyimdir yani, suyu akışına bırakırım. Mesela bazı iş hayatında da öyleyimdir. Gelirim, şartları oluştururum, hı hı, zorlarım, dururum, o biraz önce dedim ya ilişkide. Evet. Kırılma noktasında karşı taraf, iki taraf fedakarlık yapıyorsa ha tamam derim. Sonra suyu akışına bırakırım, beklerim. Allah'a da tevekkül olmak lazım. Yani nasipten, kısmetten öteye gidilmiyor. Hı-hı. Ha innemel amelü bin niyet. Ameller niyetlerle. Hı-hı. Biz niyetimizi yapıyoruz. Ama o kitapta da yazıyorum ya, mesela yıkılan ve oluşmayan hayallerinizi karamsarlığına girmeyin. Çünkü aslında olmayan bir hayaliniz, yıkılan bir hayaliniz yeni bir hayali, hı-hı, tetikleyecektir. Doğru. Böyledir. Hayalleri olmayan insanlardan uzak durun. Hı-hı. Nefret ederim. Ben soruyorum, senin hayalinde bir hayalim yok. Ay uzak dur benden diyorum. Uçuk kur. Mesela fikrin olmalı. Çok iyi bir fikir olmamalı. Güçlü bir fikir, parlak bir fikir değildir ama işe yarar bir fikirdi. Yani bir şey oluyor arkadaşlarla, ne yapalım? Dedim daha akşama çok var dedim. Senin aklına parlak bir fikir gelebilir. İlla akşam şurada buluşalım. Biz öyleyizdir mesela, ben öyleyim. Anında şeyi değiştiririm. Yani güzergahı değiştiririm, hı-hı, onu değiştiririm. Şunu hani kendimi çok farklı bir yerde bulabilirim. Niye? İlla öyle olacak diye, hı-hı, otomot bir hayatı da sevmiyorum. Sonsuz olasılıklara açık olmak ya gerekir. Ya tabii bırakın, hı-hı, yani insanlar... Kısıtlıyoruz kendimizi. He ama bu ben rahat değilim. Oo, ben insan olana çok iyiyim ama haddini aşana da böyle bir dururum. Ben böyle... Haddini bilmek. Bir direnç gösteririm. Hayat bedel ödemek ve haddini bilmekten ibarettir. Bu da benim sözüm. Haddini bileceksin. Siz insanlara böyle alttan alıyorsunuz. Zannediyorlar ki kendileri haklı. Susarım susarım, bir gün bir derim ki bana bak. Susuyoruz diye sen kendini haklı, evet, zannediyorsun. Veya bana susuyorum susuyorum tepki veriyorsun. İşte sen de böyle. İşte zaten tartışma programlarından sen öyle. Ya ben zaten orada neysem burada da oyum. Hı hı. Yani ama susuyorum diye senin bunu abartmana gerek yok ki. Evet. Bir yerde bir hanımla tanışmıştım. Demişti ki İslam'ın 5 şartı var zannediyorsun. Ama 6. 6.'sı nedir biliyor musun? Haddini dedi. Bilmek. Haddini bilmek. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Hilal Hanım? Kimse dört dörtlük değil. Hmm. Hele ben kendimi hiç de öyle görmüyorum. Ama biz insanlara ne kadar çok artısı varsa onlarla değerlendiriyoruz. Ve artının üstüne ne kadar daha artı koyabilirim. Ben çok darbe gördüm. Daha çok yeni, çok fedakarlık yaptığım, çok yakın bir arkadaşımdan yani çok büyük bir yanlış gördüm. Resmen sırtımdan bıçakladı. Yani düşmanımla dost oldu mesela. Şimdi arkadaşlar dedi ki ne kadar sakin ve sabırlı gösteriyor. Bütün ailesini tanıyorum dedi. Bütün ailesini. Buna ben o kadar güzel, yani ben televizyona çıkıp 6 tane bana muhalif insanı, 5 tane... Hı-hı. Hepsininle baş edebiliyorum. Bu olayla mı baş edemeyeceğim? Evet, ama evet, aile ilişkileri farklıdır. Doğru. O kadar dedi ki grubumuz vardı. Nasıl sakin ve sabırlı davrandım? Dedim, ailesinin içinde benim için çok değerli olan insanlar var. Hı-hı. Dursun kenarda. Onun benim hayatımda olması bana çok bir artı değildi. Benim etrafımda o kadar Allah'a şükür o kadar, hı-hı, güzel dostlarım, hı-hı, var ki bu dostlukları da siz... şöhretinizle, paranızla falan değil, insanlığınızla elde, evet, edersiniz. Doğru. Önemli insanlar ve sizin dostlarınız bunlar. Kendisi düşünsün, ben onun hayatında artık yokum, evet, dedim. 24 saat arayabileceği bir arkadaşı, ağlayabileceği, hasta olduğu zaman ona bakabileceği bir arkadaşı vardı. Bu bütün arkadaşlarım için geçerli. Siz de arayın beni, sıkışmışsınız. Ben gece koşar size de gelirim, gece gündüz. Öyle bir yapım var. Ne güzel. Ama, bu arada, evet, lokumu soracağım size. Domates seven, evet, lokum. Enteresan değil mi? Bir kedi nasıl domates sever onu da düşünün. Yani aklım ermedi. Hiç duymadım, görmedim. Benim iki kedim var, söyledim. Hiç domatesi gördükleri zaman bakmazlar bile. Çok enteresan bu videolar var. Kedilere salatalık gösterince korkuyorlar ya. Bizimki de salatalığa böyle falan bakıyor. Gidiyor. Bir korkusu. Enteresan. İnsan gibi oldu herhalde. Onun sorumluluk duygusundan bahseder, tabii, misiniz biraz? Ya şimdi ben kediyi koyuyor yani. Değer veriyorum. Eve girdiğim anda beni kapıda karşılar. Her çantayı bırakır, önce alır, onu öperim ve naber lokum, nasılsın derim. Hı-hı. Konuşurum, öper öper. Bazen çok özlüyor. Tamam lokum yeter diyorum yani. Yeter, çok öpüyorsun. Ondan sonra
O zaten bilir, eve geldiğimde buzdolabının kapısına gider, yaş mama vardır orada. Çok azıcık onu veririm. Bir de evden giderken hissediyor, dolabın önüne gidip miyav miyav. İnanın var ya, evden gideceğim üzerine hazırlanmamı hissediyor. Hı hı, hı. Evin içinde dolaşırken değil, o hazırlanmayı hissediyor ve buzdolabının önünde. Ve bahçe kapısı, bahçedeki hı hı. kedilere de ben mama verdiğim için sürekli, o da onlarla arkadaş. Ona yaş mama veriyorum ya, ona kuru mama. O bahçedekilere de salam, sosis, dışarıda ben atmam yemekleri, götürürüm, hı hı. veririm. Bazen de olmuyor. Fakat ben balkon kapısını açıyorum sabah. O kediler hemen geliyor. Bu benim yanıma geliyor. Miyav 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 dolabın önüne götürüyor. Miyavlıyor. Ben elime bir şey alıyorum, balkon kapısına onlara da bu mamadan ver diye. O kedilerin sorumluluğunu almış. Bakıyorsunuz hayvan bir sorumluluk duygusuna sahip. Ne güzel. Evet, ama bazı insanlara bakıyorsun. Hı hı. Sorumluluk duygusu diye hiçbir şey yok. Aslında küçüklükten yetiştirirken tabii. bu duygusu vermek gerekiyor tabii, diye düşünüyorum. Tabii, ağaç yaşken eğilir. Hı hı. Çocuklarınız istediğiniz gibi olmaz. Siz nasıl yetiştirirseniz öyle olur. Siz yetiştirirsiniz ama o sonra kendini tutmazsa o da onun problemi. Artık sizin üzerinizden gitmiştir o. Hı hı. Siz nasıl olmasını istiyorsanız çocuklarınızı öyle yetiştirin. Şimdiki nesle bakıyorum, nasıl cevap veriyorlar? Ben anneme şu an şu yaşımda cevap versem vallahi herkesin içinde azarlar beni. Hı hı. Ya zaten veremem. Tabii. Benim oğlum da bana yapamaz bunu. Ya öyle bir çocuk değil. Öyle yetişti çünkü. Öyle yetişti, öyle gördü. Evet. Ama bana anne seninle aynı fikirde değilim bu konuda. Diyebilir. Kusura, tabii konuşuyorsun. Ya kusura bakma, ben aynı şeyi düşünmüyorum seninle. Çünkü hatta o bir birey. Şunu söylemiştir. Anne, hayatında yanlış da yapabilirsin. O yanlış olabilir. Ben tasvip etmeyebilirim. Ama sen benim annemsin. Ben Allah indinde her zaman senin yanındayım. Bu lafı çocuğundan duydum. Nerede duydu bu çocuk bunu? Uzayda mı? Hı-hı. Okulda mı? Hı-hı. Hayır. Yaşarken ailenin tabii ki. İçinde öğrendim. Tabii ki. Ne güzel. Tabii. Peki, bir otopark hikayeniz var sizin. Onu anlatır mısınız bize? Ya işte onun anlamı da şu. Hani insan hayatı kendine zorlaştırıyor. Evet. Kestirme gördüğünüz yollar bazen size çok zaman kaybettiriyor. Uzun dediğiniz şeyler de size çok az zaman kaybettiriyor, hı-hı. ama hedefe daha çabuk varırsınız. Bu otopark herkesin, bu AVM'lerle otopark evet. olayı, katlı otoparklar hayatımıza girdi. AVM'ye giren birinci otoparkta dakikalarca yer arar. Evet, evet. Ve çıkanları takip eder. Hele elinde araba anahtarı ve poşet varsa, market arabası, onları adeta takip eder. Hı-hı. Öyle veya böyle bulur. 15-20 dakika zaman kaybeder. Ben hep ikinci otoparka girerim. Mutlaka orada yer bulurum. En fazla gideceğim yere 5 dakika gecikirim. Ama diğer arkadaş birinci otoparkta yer bulduğu için çok büyük bir zafer kazanmış havasıyla gelir. O 20 dakika kaybediyor birinci otoparkta. Ben ikinci otoparkta 5 dakika kaybediyorum. İşte burada aslında orada daha detaylı yazıyor. Hayatı kendimize zorlaş, strese giriyor, anahtar takip ediyor, hı-hı. onu yapıyor, bunu yapıyor. Ha de ki sen bunu hiç yapmadın mı? Olur mu? Tabii. Yani benim hislerim gelişmiş olduğu için ben anahtarını cebine çıkartmadan arabasına giden adamı bile hissedebiliyordum hı-hı. yani. Hı-hı. O tecrübeyi yaşadığım için sonra dedim ki, ya dedim ben niye dedim uğraşıyorum dedim ya. Yürüyen merdiven diye bir şey var. İn ikinci kata, tabii. olmadı üçüncü kata. Oh yayıla yayıla. Bir de daracık yerler, araba çizildi mi çizilmedi mi bilmem ne. Böyle hayatı, oradaki mantık, biz hayatı bazen değil çoğunlukla kendimize zorlaştırıyoruz. Hı hı. Biraz yolu uzatın, hedefe belki biraz geç varırsınız ama çok yorulmazsınız. Hı hı. Bir de ekip çalışması çok önemli. Bakın yalnız yürüyen hızlı yürür ama çabuk yorulur. Birlikte yürüyen uzun yürür. Bunu kimse unutmasın. Evet. Yalnız yürürsünüz hızlı 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 ama yorulursunuz. Dikkat edin, yürüyüşe insanlar iki kişi çıktığı zaman daha çok yürüyorlar. Hı hı, niye? Hı. Bir, sıkılmıyorlar. Sohbet ediyorlar. Bir de yorgunluk olmuyor. Paylaşıyorlar. Günde 4 kilometre yürüyorsa birlikte yürüyüşe çıkıldığı zaman en az 6 kilometre yürüyor, biliyor musunuz? Niye? Daha uzun yürürsünüz. O yüzden ne diyoruz? Hayat işte ekip çalışması. Hayatta dostluk, birlikte yaşlanacağınız dostlarınız olması. Yoksa paranız olmuş, pulunuz olmuş falan. Bugün Instagram'da paylaştım. Ne diyorum?
Sıkışırsanız altınınızı satın, hı-hı, evinizi satın, arabanızı satın ama asla dostlarınızı satmayın. Evet, çok güzeldi. Çünkü ben de gördüm. Çünkü sonuçta sattığınız karakteriniz olacaktır. Doğru. Yani satmayın. Hani ben kitapta da bizim Yiğit var, benim kadim dostum. Hep şunu söyler. Vallahi bilmem. Sevdaya ne derseniz adam satmaz der. Evet. Satmam. Ve yani Allah korusun. Yani yolundan ol, yoldaşından olma demişler. Evet, doğru. Yani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı boşuna dememişler. Bir arkadaşı öyle dedim. Konuştu. Ya dedim, keşke dedim seninle bir kahve içmeseydik. Niye dedi? Sana verilecek o kadar cevabım var ama dedim kahretsin. 40 yıl bağladım kendimi dedim. Çok güzel bu. Evet. Döndüm gittim. Çok doğru. Evet, programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben buradan herkese çok selam. Ordu'ya da selam. Ordu'da da evet, çok hayranım var benim. Tüm ordulara selam. Çok güzel fındık çıkıyor orada. Bana fındık yollayın. Çok güzel. Evet. Bütün memleketimiz güzel. Gülümseyelim. Güzel insan olalım. Güzel insan yetiştirelim ki bu etrafımıza yansısın. Biz güzel olursak ülkemiz güzel olur. Hı hı. Kapımızı kilitlemeyi düşünmeyiz. Sokakta yürürken endişe etmeyiz. Evet. Yani bunlar bireysel değil, bütünsel olarak düşüneceksiniz. Hı hı. Ve hayat netice itibariyle bir yol. Ne zaman biteceği belli değil. Ama uzun soluklu bu hayat denen yolda ne diyoruz? İşte güle giderken yoldaki papatyaları çiğnemeyin. İçinizdeki çocuğu asla öldürmeyin. Az uyuyun, çok yaşarsınız. Sabırsız olmayın, evet, şükürsüz olmayın, ümitsiz olmayın ve ne yapıyoruz? Gülümsüyoruz. Gülümsüyoruz, evet. Peki, Sevda Hanım, çok teşekkür ederiz. Bu kitabı tekrar göstermek istiyorum. Yıkılmadım, ayaktayım. Çok güzel bir kitap. Gerçekten bakın, okunacak, tüm sayfaları okunacak durumda. Yani şurayı atlayayım, yok ya bu beni ilgilendirmiyor diyemiyorsunuz. Her yere işaret, hatta benim notlarım da var burada, bakın çizmişim. Bayağı güzel okudum. Tekrar okuyacağım. Ben bu tür kitapları bir kere de bitirmem. Zaten bırakmam. Zaten öyle diyoruz. Bunlar bir daha, masa başı kitabıdır. Evet, durun, bir daha arada bakarsınız. Evet. Evet, bugünlük programımız sona erdi. Başarıyorum'un bir sonraki programında birlikte olmak üzere. Sevgiyle kalın.